Evet sevgili Rumeli TV izleyenleri, bugün Çerkezköy Sanayi ve Ticaret Odası'nın düzenlemiş olduğu ikincisi düzenlenen Endüstri Fuarı'ndayız. Endüstri Fuarı'na bugün misafir olduk. Bu fuarda birazdan izleyeceğiniz görüntülerde Devlet Erkanı'nın, valimizin katılmış olduğu açılış gerçekleştirilecek ve bu açılıştan sonra da buradaki fuar ayın 10'u itibariyle, 10 Ekim itibariyle başlayacak ve 3 gün devam edecek bu fuar. Saat sabah 10'da başlayıp akşam saat 8'e kadar fuarı ziyaret etmeye, burada gezme şansımız var. Bu sene buraya 50 fuar katılımcısı ile bu fuar şenleniyor ve buradaki 50 firmanın katılımıyla bu fuar gerçekleşiyor. Bu firmalar her sene giderek artıyor. Geçen sene 38 firmayken bu sene 50'ye çıkmış durumda. Ve bazı katılımcıları da bu sene 50 sınırı koyup kabul edemedi bu fuar organizatörleri. Yine Trakya Kalkınma Ajansı'nın buradaki katkılarını da unutmamak lazım. Aynı zamanda da Çerkezköy Belediyesi de buraya ev sahipliği yapmakta. Bulunmuş olduğumuz alan Çerkezköy Pazar Kapalı Alanı. Bu alanda fuar 50 firmayla bu sene gerçekleşiyor. İkincisi düzenleniyor ve her senede büyüme hedefiyle daha da çok sayıda firmanın katılacağı bir fuar olma yolunda Trakya'nın ekonomisine, buradaki sanayiye, ticarete, istihdama ve ekonomik hayatı katkıda bulunmaya devam ediyor. Bizler de sizler için bu fuarı bugün burada ziyaret ediyoruz. Sayın Valim, Sayın Kaymakamlarım, Sayın Belediye Başkanım, değerli protokolcüleri, basınımızın güzide temsilcileri, değerli konuklar. Bu yıl ikincisini düzenlediğiniz Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na hoş geldiniz, şeref verdiniz. Odamızın hedefleri arasında yer alan üyelerimize yeni pazarlar oluşturmak ve bölgesel işbirliği arttırmak amacıyla düzenlediğimiz fuarımız bu yıl yaklaşık 50 firmayı ağırlıyor. Gerek çalışma arkadaşlarım, gerek firmalarımız, gerekse Trakya Kalkınma Ajansı ve ekibi günlerdir fuarımız için emek vermekteler. Hedefimiz bu tip fuarlarda hem Türkiye'nin sayılı sanayi bölgelerinden biri olan bölgemize katma değer sağlamak, hem de firmalar arası iletişimi geliştirerek bölgesel tedarik zincirini oluşturmaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıklıkla söylediği gibi yerli ve milli üretim için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. İthal ürünler yerine bölgemizde, ülkemizde, kendi toprağımızda üretilen ürünleri tercih etmeli, yerli işbirlikleri sayesinde dünya ekonomisinde üst sıralarda yer almalıyız. Yerli ve milli üretime destek olabilecek küçük ve orta ölçekli firmalarımızla büyük ölçekli firmalarımızı bir araya getirecek olan fuarımız, bölgemiz ve iş dünyamız adına hayırlara vesile olmasını dilerim. Fuarımızda bizlere destek olan Trakya Kalkınma Ajansı'na, Çerkezköy Belediye Başkanımız Sayın Vahap Akay'a, değerli çalışma ekibime, şahsım, yönetim kurulum adım adına çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Bey'in konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Kaymakamlarım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Oda ve Bursa Başkanlarım, üniversitemizden gelen değerli temsilciler, Çerkezköy'ümüzün değerli iş dünyasının temsilcileri ve iş adamlarımız, ben de şahsımla kurumum adına
bu güzel günde, bu bereketli günde sizlerle beraber olmaktan mutlu duygumu ifade etmek istiyorum. Bizler kalkınma ajansı olarak bölgemizde bulunan oda ve borsalarla, iş dünyasıyla her türlü alanda hem bölgemizin gelişmesi, odalarımızdaki iş dünyasındaki temsilcilerimiz hem Türkiye'de hem de dünyadaki diğer rakipleriyle maliyet, lojistik, finansman anlamında daha avantaj sağlasın, rekabet edebilir seviyeye gelsin diye uğraş veriyoruz. Bugün de burada bu yapmış olduğumuz fuar, Çerkezköy Ticaret Pazarı'nda yapmış olduğumuz bu fuar, başkanımızın da ifade ettiği gibi yerli ve milli üretimin artırılması, aynı bölgede yaşayan büyük sanayicilerle küçük sanayicileri birleştirecek ve bu anlamda birbirini tanıma fırsatı verecek, hem lojistik anlamda hem de maliyet noktasında imkanlar sağlayacak, fırsatlar verecek bir fuardır. Aslında fuar değil, bir nevi buluşma alanı, birbiri yapma alanı, birliktelik yapma alanı da görebiliriz. Geçen sene 40 civarında firmamız katılmıştı. Bu sene 50'ye yakın firmamız katıldı. İnşallah gelecek sene 100'ün üzerinde firmanın katılımıyla sadece Çerkezköy değil, bütün Trakya'nın faydalanabileceği, istifade edebileceği ve bölgesel kalkınmaya destek verebilecek bir çalışma haline geleceğini ümit ediyoruz. Ben bu vesileyle Çerkezköy odamıza, ekibine, belediyemize ve sayın valimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bugün burada güzel ticari işbirlikleri, ortaklıklar ve anlaşmalar yapılır. Güzel, bereketli, hayırlı bir fuar olur temenni ediyor. Saygılar sunuyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Çerkezköy Belediye Başkanı Sağ Pekaysan'ı davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Kaymakamlarım, Sayın Garnizon Komutanım, protokolü çok değerli, çok değerli hemşehrilerim, sevgiyle saygıyla hepinizi selamlıyorum. Çerkezköy'ümüz 70'li yıllarda başlayan sanayileşme hareketiyle günümüze kadar her geçen gün kat ve kat artan sanayi kuruluşlarıyla buluşan esnafıyla ticaret hacmiyle bugün Türkiye'de isminden, marka değerinden, sanayi kimliğiyle öne çıkan şehirlerin, kentlerin arasına gelmiş bulunuyor. Tabii ki şu anda sınırlarında bulunan 3 organize sanayi bölgesiyle, sanayi kuruluşlarıyla, ticaret erbaplarıyla bir sanayi kenti Çerkezköy. Tabii ki bu noktaya gelene kadar Çerkezköy'ün adım adım sanayileşme adımlarına 2018 yılına gelene kadar çok büyük emekler var. Tıpkı 74 yılında başlayan sanayileşmenin önünü açan Dervin Belediye Başkanımızın sanayileşmenin Çerkezköy'de varoluşunun önünü açmasından başlayan süreç her gün büyüye büyüye kartopu şeklinde bugün Çerkezköy'ü Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden biri haline getirdi. Ve biz bugün sanayi kimliğiyle gurur duyan bir sanayi kenti, bir işçi kenti Çerkezköy'de hep beraber sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Bu noktaya kadar gelişte tabii ki Çerkezköy'ün önünde Türkiye'de önemli bir model olan OSB'siyle de, özellikle Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'yle de gurur duyan bir Çerkezköy'üz. Buna eşler olarak Beliköy Organize Sanayi Bölgesi'yle, Yalıboyu OSB'siyle beraber bu güç birliğini oluşturan ve Çerkezköy'de sanayileşmeyi Türkiye'deki önemli noktalara doğru taşıyan tüm sanayicilerimize teşekkür ediyoruz. Ancak burada bir noktanın altını çizmekte bir kere daha fayda görüyorum. Türkiye'deki 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası'na geçtikten sonra Çerkezköy içerisinde bulunan sanayi kuruluşlarının, ticaret erbaplarının bir yasal düzenleme ile Büyükşehir Belediyesi'ne katma değer sağlayan ve maalesef işletmelerimizin burada olduğu, sanayicimizin iş gücünün burada sağladığı verimi Tekirdağ sınırlarına dönüştürmesi noktasında sadece vergi dairesinin Çerkezköy Tekirdağ dışında olması sebebiyle maalesef buradan kaynaklanan almamız gereken katma değeri Tekirdağ içerisine hizmet olarak döndüremiyoruz ve bir yasal düzenlemeyle bizim bu şirketlerimizin
vergi dairelerinin İstanbul veya büyük şehirlerde olmasını devamını Tekirdağ'a sağlamakla ilgili, yani bu katma değeri Tekirdağ sınırlarında kullanamadığımız gibi bir eksikliğimiz var. İnşallah Sayın Valimiz, Sayın Milletvekillerimiz, bizler yerel yöneticiler olarak bu yasal düzenlemeyi sağlayacağız ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası'nın katma değerini burada, bu topraklarda, Tekirdağ sınırlarında yatırım olarak dönüşmesinin önünü açacağız diye düşünüyorum. Ben bir kere daha bu zamana kadar emek veren bu fuarın Çerkezköy'de bu sene daha da büyüyerek oluşmasına önem veren, destek olan Sayın Yönetim Kurulu Başkanım Süleyman Kozubay'a, Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyorum. Trakya Kalkınma Ajansımıza teşekkür ediyorum. Çerkezköy'ün inşallah önümüzdeki yıllarda organize sanayi bölgelerimizle beraber, ticaret odamızla beraber, yerel yönetimlerle beraber daha büyük, Çerkezköy'ün kimliğine yakışır, Çerkezköy'ün büyüklüğüne yakışır, daha da büyük, daha da ilerleyen fuarlarında buluşacağımıza inanıyorum. Geçen yılki başlangıç bir adımdı. Bu yıl daha güzel bir adımla ticaret odamız bizi bu fuarla buluşturuyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki süreçte Çerkezköy'deki tüm kurumlarla, kuruluşlarla, OSEV'lerle, ticaret odalarıyla, yerel yönetimlerle el ele, kol kola, omuz omuza Çerkezköy'ün birlikteliğini, Çerkezköy'ün sanayi kimliğini Türkiye'ye model olacak bir şekilde sunacağız. Esnafımızı, sanayicimizi bir araya getireceğiz diyorum. Bir kere daha emekleri geçen herkese teşekkür ediyorum. Sevgiyle, saygıyla hepinizi selamlıyorum. Sayın Tekirdağ Valimizin önceleri konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Değerli kaymakam arkadaşlarım, değerli komutanım, belediye başkanımız, çok değerli ticaret odası başkanlarımız, sanayicilerimiz, organize sanayi bölgelerimizin çok değerli başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, değerli sanayicilerimiz, basınımızın değerli temsilcileri. Öncelikle bugün Çerkezköy ilçemizde ikincisi düzenlenen ve Çerkezköy Ticaret Odamızın önderliğinde yürütülen ticaret fuarının başarılı ve verimli geçmesi dileğiyle katılımlarınıza böyle bir hoş geldiniz diyorum. Fuarımızın hayırlı uğurlu olması temennisiyle sözlerime başlıyorum. Evet, biraz önce belediye başkanımızla birlikte gerçekten Çerkezköy ilçemiz Tekirdağ özelinde sanayinin ilk temellerinin atıldığı ve sanayileşmenin gelişmesine katkı sağlayan önemli merkezlerimizden birisi. Ve bu bölgemizde ve diğer Çorlu, Ergene ve Kapaklı bölgelerimizle, ilçelerimizle birlikte aynı zamanda Hayrabolu, Malkara ilçelerimizle birlikte Tekirdağ'da şu anda 12 organize sanayi bölgesi, bir Avrupa serbest bölgesiyle ve 1500 üzerinde fabrikamızda, sanayi kuruluşumuzda biz Türkiye ekonomisine sanayicilerimizle birlikte katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu tür fuarların önemi burada ortaya çıkıyor. Bizim bölgemizde, Tekirdağ bölgemizde faaliyet gösteren bu işletmelerin birbirlerini tanımaları, birbirlerine destek olmaları, hem ticari açıdan hem diğer konularda birlikte hareket etmeleri ve birlikten güç doğan düsturuyla gerçekten hem kendileri açısından, sanayicilerimiz açısından, hem ilçe ve bölgemiz açısından, hem de ülke ekonomisi açısından gerçekten anlamlı ve önemli bir organizasyon. Ben tekrar başta Çerkezköy Ticaret Odamız olmak üzere yine Kalkınma Ajansımıza ve belediyemize teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten bu geçen yıl aynısını yapmıştık, bu fuarın kapalı spor salonunda zor bir alandaydı. Burada bir güzel bir alan olmuş. Bize bu pazar yerine özellikle güzel odamıza tavsiye ettiği için teşekkür ediyoruz. Hem sanayicilerimiz daha geniş bir alanda özellikle sanayicilerimiz imkanları verebilecekler, hem de gelen buraya gelen ticaretçiler bir fuar havası burada hissetmiş olacaklar böylece. Başarılı ve verimli bir organizasyon olmasını diliyorum. Bizim için önemli olan, değerli arkadaşlar, bölgemizdeki bu sanayi kuruluşlarını hem korumak hem geliştirmek ve onların önünü açmak.
Asıl amacımız bu. Bizler sanayicilerimizin de yöneticiler olarak ne kadar birlikte olur, onların derdini, problemlerini çözüm konusunda onlara en iyi şekilde kolaylık sağlar ve onların önünü açarsak onlar da daha çok üretecekler, daha çok kişiye istihdam sağlayacaklar ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaklar. O açıdan biz sanayicimizin ve üreten kesimin önemini biliyoruz ve bunun bilinciyle yönetim anlayışımızı sürdürüyoruz. Bu tür etkinliklerde bir diğer önemli konu da KOBİ şeklindeki küçük sanayi kuruluşlarının yine büyük sanayi kuruluşlarıyla birlikte bir araya gelerek onları birbirlerinin gerek yedek parça ve diğer konularda destek olmaları, gerekse küçük KOBİ'lerimizin büyümesi ve gelişmesine diğer firmalarımızın hem örnek olma açısından hem de diğer destekleri açısından onlara üretim konusunda vermiş verecekleri destekler açısından fuarlar önemli. Burada birebir görüşmeler yapılacak. Ürettikleri ürünlerin hem sergilenmesi hem tanıtımını burada gerçekleştirecekler. Ve sanayicilerimiz burada bir kez daha birbirlerinin üretim kapasitelerini ve onların güçlerini bir kez daha görerek beraberce inşallah hem Çerkezköy'ümüze, hem Tekirdağ'ımıza, hem de ülkemize faydalı ve başarılı bir organizasyonu gerçekleştirmiş olacağız. Ben tekrar bu güzel çalışmanın hem ülkemiz için, hem Çerkezköy'ümüz için hayırlı ve başarılı geçmesini temenni ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Açılışımızın kabilesini kesmek için açılış alanına davet ediyoruz. Evet sevgili Numara TV izleyenleri, Trakya'mızdayız, Tekirdağ'dayız ve Çerkezköy'deyiz. Çerkezköy'deki Endüstri Fuarı'ndayız. Yanımızda Tekirdağ Valimiz var. Efendim hoş geldiniz, hayırlı olsun fuarımız. Neler söyleyeceksiniz efendim? Öncelikle
Çerkezköy ilçemiz gerçekten bölgemizin önemli sanayi kuruluşlarını barındıran ve ülke ekonomisine üretimiyle ciddi katkı sağlayan bir ilçemiz. Şu anda Çerkezköy ilçe sınırları içerisinde 3 organize sanayi bölgesi bulunuyor. Toplam Tekirdağ'ımızda da 12 organize sanayi bölgesiyle 1500'ün üzerinde fabrikamızda üretim yapmaya gayret sarf ediyoruz. Tabii bu üretilen ürünlerin hem pazarlanması hem de firmaların birbiriyle olan diyaloglarının geliştirmesi açısından Çerkezköy Ticaret Odamızın yürütmüş olduğu, geçen yıl başlattığı ve bu yılda devam ettirdiği bu ticaret fuarı anlamlı ve önemli bir fuar. Hem sanayicilerimizin ürünlerini pazarlama imkanını elde edebilmesi hem de diğer sanayicilerle birlikte ortak işbirliği ve ortak çalışma yapabilmesi açısından faydalı bir fuar olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin gelişmesi ve büyümesine katkı sağlayan, üretim yapan tüm sanayicilerimizi ben bir kez daha teşekkür ediyorum bu fuara katıldıkları için ve organize sanayi bölgelerimizin ve diğer sanayicilerimizin birlikteliği ve ticaret odamızın da buna önderlik etmesiyle güzel bir organizasyon oluyor. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara da başarılı ve verimli bir fuar olmasını temenni ediyorum. Efendim, bugünlerde bu ay içerisinde ülkemizin ekonomik olarak biraz daha böyle zor günlerden geçtiği günleri yaşıyoruz ama bu fuarın bugünlerde açılması daha anlamlı değil mi efendim? Tabii çok çok önemli. Gerçekten birbirimize hem dayanışma açısından hem de ülke ekonomisinin ayakta devamı ve gelişmesi açısından bu tür fuarlar ticari açıdan çok çok önemli ve anlamlı ve bir diğer anlamlı tarafı da hem yerli ve milli sanayinin gelişmesine ve daha fazla bir ivme kazanmasına katkı sağlaması açısından da önemli. İnşallah bu hükümetimizin yürüttüğü çalışmalara bizler de burada kısa az da olsa bir nebze katkı sağlayabiliyorsak ticaret odalarımızla ve sanayicilerimizle birlikte büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. İnşallah faydalı olur diye düşünüyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden ötürü. Sağ olun. Tekrar hayırlı olsun efendim. Sağ olun. Teşekkür. Çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Sevgili Rumeli TV izleyenleri, Çerkezköy Endüstri Fuarı'ndaki izlenimlerimiz, buradaki sohbetlerimiz devam ediyor. Çerkezköy Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Sayın Süleyman Bey ile beraberiz efendim. Efendim hayırlı olsun fuarımız. Teşekkür ederim, sağ olun. Güzel bir fuar, ikinci kez düzenleniyor bildiğimiz kadarıyla. Evet, evet. Bu sene biraz daha büyümüş, biraz daha kapsamlı ve katılımcıları da daha fazla olan bir fuar. Evet. Bu fuar gittikçe büyüyerek devam edecek. Neler söyleyeceksiniz efendim fuarla ilgili? Efendim ben öncelikli olarak burada katılımcılara çok teşekkür etmek istiyorum. Devletimizin erkanına da sağ olsunlar. Hepsi bu fuara çok değer verdiler. Kendilerine de bu konuda teşekkür ediyoruz. Siz değerli medya kuruluşlarına da çok sağ olun. Bizi yalnız bırakmadınız. Teşekkür ediyoruz. Bu etkinliğe çağırdığınız için ayrıca biz teşekkür ederiz. Öncelikli olarak tabii belediye başkanımız da burasını bize tavsiye ettiği için kendilerine de çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Geçen sene yaklaşık 38-40'a yakın bir katılımcımız vardı. Bu sene 50'ye çıktık çok şükür. İnşallah evet inşallah önümüzdeki sene de bunu günden güne daha iyi kendimizi tanıtarak şu anda zaten geçen seneyle bu sene arasında bayağı bir fark var. Bunu gelen arkadaşlarımız, gelen üyelerimiz de zaten bu farkı görüyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bunları biz 80'lere, 100'lere katılımcıları çıkartırız. Buradaki önemli olan Türkiye'mizin, Çerkezköy'ümüzün ne kadar büyük bir sanayi kenti olduğunu ve burada bu işin bir ilk olarak yaptığımızı herkesin bilmesini istiyorum. Burada bizim öyle bir eksiklerimiz var ki mesela şu anda burası bir kapalı pazar yeri. İnşallah burada devletimiz ve sivil toplum örgütleri, belediyemiz hep birlikte bir fuar alanı yapılır. Çok istediğimiz aslında kalıcı ve devamlı bir fuar alanı olur. CNR gibi Dünya Ticaret Merkezi gibi. Yani inşallah hedeflerimiz de o yönde. Efendim Çerkezköy zaten çok bilinen bir alan. Merkezi bir yer. Merkezi bir yer.
Trakya'mızın aslında Çorlu merkezi diyoruz ama aslında Çerkezköy ve Çorlu merkez oldu. İkisi yarışıyor. Birbirine şu anda yarışıyorlar. Bunlar da çok yakınlar zaten. Çerkezköy'ümüze geldikten sonra Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeri deseler dahi zaten yan yanayız. Herkes odamızın yanındayız. Hep beraber gösterirler diye düşünüyorum. Açık adresimizi söyleyelim. Hangi caddedeyiz? Hangi sokaktayız? Onu biz da Atatürk Caddesi'ndeyiz şu anda. Atatürk Caddesi'ndeyiz. Evet. Şu anda ilk gün gündüz saatleri olmasına rağmen hem devlet erkanımız hem de davetlerimiz var ama herhalde buradaki sayı giderek artacak değil mi efendim? Çünkü evet, akşam 20'ye kadar bildiğim kadarıyla. Bizim yaklaşık bu fuarda beklentimiz 10 binler civarında. 8-10 binler civarında bir katılımcı bekliyoruz burada. Ziyaret üye bekliyoruz şu an. Hangi saatlerde fuarımızı ziyaret edebilirler efendim? Sabah saat 10 ile akşam saat 8 arası fuarımız açık. Açıktır. Bugüne buradan Rumeli TV izleyicilerine bir mesajınız olursa, işletmecilere, endüstri kuruluşlarına, sanayicilere ya da halkımıza buradan bir davette bulunalım bir kez daha. Burayı doldurup taşıralım. Burası herkese alacak kadar geniş. Aslında sizin gönlünüz ve yüreğiniz ve güler yüzünüz daha çok burada bir misafirperverlik örneği olarak bizim karşımızda. Sağ olun, eksik olmayın. Biz çok teşekkür ediyoruz yine size de ayrıyetten. Biz mutlaka 4000'e yakın üyesi olan bir odayız. En azından üyemizin mutlaka burayı bir kere gelip ziyaret etmesini talep ediyoruz. İnşallah zaten Çerkezköy halkı bizim halkımızdır. Onlar zaten burasını dolu taşıracağına da inanıyoruz. Evet. Sevgili Rumeli TV izleyenleri, Çerkezköy Endüstri Fuarı'ndaki sohbetlerimiz, buradaki röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda Çerkezköy Belediye Başkanımız Sayın Vahap Akay Beyefendi var. Efendim, hayırlı olsun diyoruz fuarımız. Teşekkür ederiz. Bu yıl ikincisi düzenleniyor. Çerkezköy'ümüz bir sanayi şehri. Trakya'mızın, Tekirdağ'ımızın göz bebeği. Çorlu ile birlikte Çerkezköy'ümüz burada bir sanayi devi olma yolunda. Bu fuarda bunun bir göstergesi herhalde. Geçen evet, sene iki düzenlenmişti. Bu sene büyüyerek devam ediyor. Neler söyleyeceksiniz efendim Rumeli TV izleyicilerine? Teşekkür ediyoruz. Çerkezköy hoş geldiniz. Bu yıl ikincisini düzenliyor ticaret odamız. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odamız. Tabii Çerkezköy Türkiye'de önemli bir kimliği olan, sanayi kimliği olan bir kentimiz. Ve her geçen gün nüfusu kat be kat artan, Türkiye'de nüfus ortalaması hızla artan bir sanayi kenti. Nüfus ortalaması neden artıyor? Çerkezköy'de sanayileşme her geçen gün büyüyerek, hızlanarak devam ediyor. 70'li yıllarda başlayan Çerkezköy'ün sanayileşme adımları 2018 yılına geldiğimizde sınırlarımız içerisinde 3 OSB, neredeyse 400'ün üzerinde sanayi kuruluşuyla beraber bir sanayi kimliğine ve kent kimliğine kavuştu Çerkezköy. Dolayısıyla bugün de ticaret ve sanayi odamız geçen yıl bir adımını atmıştı. Yine 29 Ekim spor salonunda bunu gerçekleştirmişti. Bu yılda biz de yine ticaret odamızla konuşarak, paylaşarak yeni yaptığımız bu kapalı pazar çok amaçlı alanda fuar organizasyonu gerçekleştiriyorlar. İnşallah önümüzdeki yıllarda OSB'lerinde yerel yönetimlerle beraber organize olarak Çerkezköy'de daha büyük, Çerkezköy'ün sanayi sesini, sanayi kimliğinin sesini daha kuvvetle ortaya koyacak daha büyük fuarlarda bir araya geleceğiz. Ben buna inanıyorum. Adım adım bu adımlar atılmaya başlandı. Ve bu yılda bu işle emeği geçen Trakya Kalkınma Ajansı'na, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza, yönetimine ben teşekkür ediyorum. Çerkezköy'ün bunlara ihtiyacı var. Çerkezköy'ün bu kentleşmede hızla artan kent kimliğinde, sanayi kimliğini öne çıkaracak bu tip fuarlara sanayicimizi, esnafımızı buluşturacak organizasyonlara, fuarlara ihtiyacı var. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu fuar, Çerkezköy'ün bugün atılan ikinci adımı geleneksel hale gelecek. Ve Trakya'da, Türkiye'de önemli fuarları biz Çerkezköy'de gerçekleştireceğimiz günleri görüyorum. İnşallah o günlere geleceğiz. Ben bir kere daha teşekkür ediyorum emeği geçenlere. Şimdi tabii Çerkezköy sanayileşmede, ticarette kat be kat her gün artan bir ivme gösteriyor. Yerel yönetimlerin bu noktada belirleyici yasanın bize verdiği belirleyici yetkiler yok. Bu yetkiler organ sanayi bölge müdürlüklerimizde. Yani OSB yasası çıktıktan sonra Çerkezköy sınırlarında 3 tane OSB'miz var ki bir tanesi Çerkezköy OSB, Türkiye'nin önemli markalarından bir tanesidir. Bizim de övündüğümüz, gurur duyduğumuz
markalardan bir tanesidir. Bu anlamda 3 OSB'mizde, Veliki OSB'mizde, Yalıboy OSB'de bu noktada yatırımcılarını kendi bölgelerinde, kendi alanlarında çevre duyarlılıkları olan olacak şekilde istihdam için yeterli ve gerekli çekiciliği sağlar durumdalar. İnşallah biz de yerel yönetim olarak elimizden ne geliyorsa bu katkıları zaten koymaya Sayın hazırız. Kalkınma Ajansı Başkanı'nı da davet edebilir miyim Sayın Başkanım? Buyurun efendim, hoş geldiniz. Evet, başkanım. Sayın Başkanım, Mahmut Başkanım, tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Başkanım, sözlerinizi noktalayabilirsiniz. Ben bir kere daha Ticaret Sanayi Odamıza, Trakya Kalkınma Ajansımıza, Sayın Müdürümüze, Sayın Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanım Süleyman Kozuva'ya bu emekler için teşekkür ediyorum. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Evet, yanımızda Trakya Kalkınma Ajansı Başkanı Sayın Mahmut Bey var. Doğru söylüyorum değil mi efendim? Evet. Efendim, hayırlı olsun fuarımız. Burada bir güzel fuar günü yaşıyoruz. Katılımcılarımız oldukça fazla. Hem devlet erkanı burada, valimiz buradaydı. Ve halkımız, iş adamları ve geçen sene ilk düzenlenen fuar bu sene büyüyerek devam ediyor. 38 katılımcıdan bahsetmiştik. Şu anda 50 sayısı var ama 50 katılımcı var ama fuar alanımız dev bir fuar alanı. Demek ki daha ileriki yıllar düşünülerek burada bir alan oluşturulmuş. Sizin de bahsettiğiniz gibi geçen sene ilk denemesini yaptığımız ve iyi sonuçlar aldığımız bir fuardı. Veya bir tedarik yapanlarla, tedarik sağlayan KOBİ'lerle, büyük alıcıları buluşturan bir platform haline dönüşme düşüncemiz vardı. Bu sene yer sıkıntısından dolayı çok fazla firmamızı alamadık içeriye. 50 civarında hem özel sektörden hem de özel sektörü ilişkili olan kurumlardan firmalara stand verdik burada. Ama inşallah dediğiniz gibi seneye bu büyük alanda 150 tane firmamızı inşallah misafir edeceğiz ve her sene bu katlanarak devam edecek. Şu an ağırlıklı olarak Çerkezköy, Velimeşe, Veliköy, Kapaklı ve Çorlu, Ergene'yi de kapsıyorken amacımız seneye bunu İpsala'dan Uzunköprü'ye, Keşan'dan Vize'ye, Kırklareli'ne, tüm Trakya'ya yayacağız inşallah. Hedefimiz ilk başta biz Trakya bölgesi olduğundan dolayı Trakya'nın kalkınması, Tekirdağ'ımızın kalkınması, üreticiyle büyük alıcıyı buluşturabilecek platformun oluşturulması. Hedefimiz kendi firmalarımızın özellikle mal satabilmesini sağlamak amacıyla. Ha, daha sonra büyürse yine dediğiniz gibi Marmara bölgesinden alıcı olanları buraya getirip bizim firmalarımızdan mal almasını sağlamak istiyoruz. Hatta bununla beraber birçok malum olduğu üzere Marmara bölgesinde ve Trakya bölgesinde yabancı yatırımcı var. Büyük alıcılar var, büyük firmalar var. Biz bu firmalarımızı da buraya getirerek bakın bizim KOBİ'lerimiz sizin ara mal aldığınız, yedek parça aldığınız bazı uzak doğu ülkeleri olabilir ve Avrupa ülkeleri olabilir. Onlar kadar iyi, onlar kadar mal üretebilecek kalitede firmalarımız var. Gelin, tanışın, konuşun, sırta verin. Ne istiyorsanız, hangi ürünü istiyorsanız, hangi yedek parçayı istiyorsanız onlara izah edin. İcabında biz kalkınma ajansı olarak ve oda olarak destek verelim. Onun teknik üretim noktasında ve Trakya bölgesindeki KOBİ'lerimiz mal satsınlar, istihdam sağlasınlar ve yurt dışına mal göndersinler icabında. Ve böylece hem yerelden kalkınmayı, bölgesel kalkınmayı sağlamış olacağız. Ve doğal olarak tabii yani biz kalkınırsak ülkeye cari açık anlamında ve döviz girdisi anlamında veya İslam anlamında çok ciddi katkı sağlayacak. Çünkü bir hedefimiz de hükümetimizin koyduğu, Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedeflere ulaşma noktasında herkes kendi çapında bir işler yapmaya çalışıyor. Biz de Trakya olarak diyoruz ki kalkınma ajansı olarak ve odalar olarak bu seferberlikte, bu çalışmada bir tuzumuz olsun ve katkımız olsun. Elimizden ne geliyorsa maddi ve manevi olarak iş gücü anlamında, beyin anlamında bütün imkanlarımızı beraberce, birlikte seferber ediyoruz. İşte odalarımız bir yandan kalkınma ajansı destek veriyor. Valimiz sağ olsun geliyor. Tek tek herkes ziyaret ediyor, destek veriyor. Başarı dileklerinde bulunuyor. Belediyemiz yeri veriyor. Bu anlamda herkes el birliği içerisinde üreticilerimizin, özel sektörümüzün sadece yeter ki üretim yapsın, mal satsın, cari açığa katkı sağlasın, istihdam sağlasın. Tek isteğimiz bu. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi durmak yok, yola devam. Bu bizim prensibimiz. Sonuçta sıkıntılar olabilir. Ekonomik olarak olabilir, devletlerin kendi sıkıntısı olabilir, dünyada sıkıntı olabilir. Ama biz kendi adımızda, kendi içimizde durmadan bu çıkış yolları arama anlamında, üretim anlamında çalışmalıyız. Özellikle aslında bu zor zamanlarda daha fazla kafa yormalı, daha fazla bir araya gelmeli. Bu tip platformları oluşturmalı ve bu noktada bu ekonomik darboğaz ufak da olsa var.
bu darboğazı aşma anlamında daha neler yapılabilir diye daha fazla efor sarf etmemiz lazım. Bu noktada aynı zamanda normal zamanlarda insanlarda biraz daha hani önünü görememe noktasında deniyor ki işte kriz veya ekonomik darboğazda acaba gitsek mi gelmesek mi mal satmasak mı noktasında görüş varken biz diyoruz ki hayır, esas zor zamanlarda bir araya gelirsek, beraber olursak, bu tip platformları oluşturursak, devleti en büyüğünden en küçüğüne kadar, kamu kurumundan özel sektörüne herkes bir arada olursa uzun vadedeki bu dalgalanmalara karşı daha sağlam dururuz. Bunu bir avantaja çevirebiliriz. Bunu, eğer, bu, eğer bir eksik krizse, ben krize olduğuna inanmıyorum, evet dalgalanmalar olabilir, spiratik bir sıkıntılar var. Ama biz bu spiratik davranışları veya sıkıntıları bu tip çalışmalarla savrulabilir, öteleyebilir, avantaja dönüştürebiliriz, büyüyebiliriz. Çünkü birçok ülkeler ve insanlar diyor ki çok fazla hareket etmeyelim bu dönemlerde, riske girmeyelim diyor. Ama sonuçta biz bu tip durumları fırsata çevirip daha bir adım öne geçerek diğer rekabet ettiğimiz ülkelerden ve firmalardan uzun vadeli koşu ve soluk anlamında avantaj sağlayacağımıza inanıyorum. Sonuçta hayat, insan hayatında olduğu gibi devletlerin hayatında da şirketlerde dalgalanma olabilir. Ama önemli olan biz duruşumuzu, durduğumuz yeri, sebatımızı, çalışma azmimizi ve beraber olma isteğimizi kaybetmeden bugünü değil, yarını düşünerek, 20-30 yıl sonra düşünerek bugünleri planladığımız zaman ve çalıştığımız zaman Allah'ın izni ve inayetiyle Türkiye çok daha iyi yerlere geleceğine ben inanıyorum. O anlamda ben gerçekten katılımcılara işte dedik 50 firma katıldı. Bu daha fazla olabilirdi ama biz izin veremedik maalesef yerimiz yok diye. Bu da aynı bir aslında. Maalesef söyleyeyim. İzin veremedik yani biz yerimiz yok diye izin veremedik. Her şeye rağmen daha çok firma da olabilirdi. Ama daha olabilirdi. Bu anlamda üreticilerimiz istekli ve azimli. Onlar bu gayret gösteriyorlar. Çıkış yolu arıyorlar. Bize devlet olarak bu özel sektörün ön açma isteğine, yardımına bir nebze olsun. Odalarımızda, valiliğimizde, kalkınma ajansı birlikte beraber yol almaya çalışıyoruz. Bu fuar alanında ara mal üreten firmalarımız, büyük ölçekte mal alan firmalarımız bekliyoruz buraya. 3 gün boyunca saat 10'dan akşam saat 7'ye kadar açık olacak. Bütün firma yetkilileri burada, kalkınma ajansı yetkilileri burada, Çerkezköy odamızın yetkilileri burada. Biz onlara her türlü anlamda yardımcı olmaya hazırız. Ve diğer yetkililer de ümit ediyorum ki hani güzel işbirliklerin sağlanacağına, güzel ortaklar yapacağına inanıyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Tekrardan fuarımız hayırlı olsun diyoruz efendim. Allah inşallah kar bereketi versin. İnşallah. Firmalarımızın ve ülkemizin önünü açsın diyoruz. İnşallah. Teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, sevgili Rumeli TV izleyicileri, Çerkezköy Sanayi ve Ticaret Odası'nın düzenlemiş olduğu ikincisi bu yıl gerçekleşen fuardayız. Yanımızda katılımcılar var. Sayın Hayrettin Elma Bey, özellikle İstanbul'umuzun Binkılıç Mahallesi Muhtarı. Evet. Daha önceki yıllarda da sizlerle sohbet ettik. Merhaba. Özellikle Trakya'mız için, bölgemiz için, Tekirdağ'ımız için neler yapabiliriz diye konuştuk. Siz de İstanbul'dan buraya kadar geldiniz. Aslında Trakya'ya yakın bir yerde Binkılıç ama evet, İstanbul sınırları içerisinde. Fuarı nasıl buldunuz? Nasıl katılıyorsunuz? Firma olarak mı buradayız yoksa ziyaret mi ediyoruz? Ziyaret amaçlı. Yeğenim burada. Sönmez Akademi'nin misafirliği olarak, davet olarak katılıyorum. Çok güzel buldum sanayimizde bu Çerkezköy Çerkezköy Tekirdağ'da bu organizasyonun, bu şeyin yapılması çok güzel. Bu daha gelişerek bu sektör olan sanayinin göbeğindeki bu fuar diğer sektörlere daha etki edecek, yardımcı olacak, katkı sağlayacak. Hele bu ekonomik kriz bu ortamda birbirleriyle kaynaşacak, anlamlı olacak. Birbirleriyle kaynaşacaklar. Esnaf birbirini görecek, maliyetini görecek,
pazarlamasını yapacak, halkla buluşacak, halkla bütünleşecek. Bu genelde İstanbul'da TÜYAP'ta oluyordu. Burada bunun yapılması değişik bir, hava kattı, değişik bir güzel bir ortam yarattı. Tekirdağımızın, Tekirdağımıza özge. Gücünü aslında belki gücünü de gösteriyor. Tabii. Ya şimdi bu hep TÜYAP'ta, İstanbul'umuzda genel olarak gördüğümüz fuarı Çerkez köyümüzde, Tekirdağımızda ekonominin, sanayinin göbeğinde olması çok yararlı bir şey. Bu inşallah ileriki dönemlerde daha büyüyecek ve daha büyük katkılar sağlayacak. Sevgili izleyenler, çoğunluğu Sanayi ve Ticaret, Çerkezköy Sanayi ve Ticaret Odası'nın düzenlemiş olduğu fuardaki sohbetlerimiz devam ediyor. Katılımcılardan kimle görüşüyoruz? Servet Ertek, CS'den Baraj. Efendim, nasıl buluyorsunuz fuarı? Kaç yıldır katılıyorsunuz? Bu yılki fuar nasıl geçiyor? Fuara biz 3 yıldır katılıyoruz. Bu 3. yılımız. Fuarda katılım güzel. Yoğun dolaşanlar var, gelenler var. Yoğun istekleri olan arkadaşlar var. Talep var yani. İyi görüyorum. Peki memnun musunuz siz? Bu fuarların olması size memnunum. Fayda getiriyor mu? Getiriyor. Getiriyor. Hakikaten müşteriler giriyordu. Evet. İşte odun kömürünü poşetleyecek bir ambalaj yapabilir miyiz? Rengi siyah olabilir mi? Biz size buna şahit olduk. Şimdi biz istenilen her ölçüde, her renkte naylon torba, şirink, ambalajlama malzemeleri yapıyoruz. Müşterilerin taleplerine göre, siparişlerine göre ne şekilde, hangi tonajlarda istiyorlarsa yapabiliyoruz. Ben Eğilmez Ticaret, Eğilmez Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Sıfır. Efendim, fuar nasıl geçiyor? Fuarımız bugün açılışını yaptık. Gayet güzel. İnşallah Çerkezköy'ümüze yakışır. Daha güzel bir şekilde büyüyerek devam edeceğiz. Bu fuarın işlerinize katkısı oluyor mu? Şu anda ekonomik darbelerin yaşandığı günlerdeyiz. Böyle bir ortamda burada olmak size bir avantaj getiriyor mu? Dar boğazı açmak için bir yardım oluyor mu? Tabi bu dar boğazı şöyle, kriz var ülkemizde, şu mevcut kriz var ama bu inşallah bu sıkıntıyı çalışarak atlatacağız. Ama fuara katılmamız önemli. Bütün üreticilerimizin katılmasını amaçlıyoruz. İnşallah ürettiğimiz her şeyi pazarda sergileyerek, müşteri bularak, müşteri portföyümüzü arttırarak devam etmeyi düşünüyoruz. İnşallah daha iyi olacağını düşünüyorum. Siz tanıyalım efendim. Adım Hacı Kiraz. Nasıl geçiyor fuar Hacı? Fuarımız çok güzel. Şu anda bir de Türkçe konuşan iş adamları gelecekler diğer ülkelerden, Balkanlardan, Kafkaslardan ve İran, Irak, diğer Türk Cumhuriyetlerinden. Onların katılımıyla fuarımız şu an öğleden sonra biraz daha hareketlenecek. Bu fuarı nasıl buluyorsunuz? Fuarların her zaman ikinci yılımız. Fuarlar üretici ve tüketiciyi, ham madde tedarikçilerini bir araya getirdiği için her zaman tercih edilebilir ve uygun. Bizler de bu fuarda sizlere kar bereketi Allah nasip etsin diyoruz. Evet. İşte hayırlı olsun diyoruz. Başarılar diliyoruz efendim. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı bir fuar olsun. Ben Güröz Metal firmasının firma müdürüyüm. İşte Çerkezköy fuarındayız. Bu sene ikinci düzenlenen fuarda biz de katılalım dedik. Renklilik olsun diye. Çerkezköy civarından sanayici olarak gerçekten bir bayağı bir sanayici var. Ki ama katılım olarak sanayicilerden çok yok. Daha çok hizmetle diğer sektörlerden var. Ben isterdim ki tüm sanayicilerimiz standı olsun, tüm şey olsun. Ama yine güzel. Böyle şey olması bu konuda Ticaret Odası Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Katkılarından, emeğinden dolayı bu komitelerden olsun hepsi teşekkür ediyoruz.
iyi bir fuar, iyi bir şey. Yani Çerkez açısından çok daha geliştirebilir olacağına inanıyoruz. Daha da ileriye gidecek inşallah bu fuarlar. İkincisi bu. İkincisinde böyleyse eminim üçüncü veya dördüncü de daha çok olacak. Daha iyi olacak, daha şey yapacak. Yaşar Bey, hayırlı olsun fuarınız. Teşekkür ederiz, çok ne sağ olun. Ne yapıyor bu makine Yaşar Bey? Biraz bize anlatır mısınız? Şimdi bizler genelde ilaç sanayine ve savunma sanayine de yaptığımız bir ekipmanlar var. Yalnız bu ve buna benzer bazı ürünlerimiz vardır. Bu gördüğümüz makinamız montaj makinelerine besleme işlemi yapan bizim besleme çanağı diye tabir ettiğimiz bir ekipmandır. Tabii buna benzer diğer ekipmanlarımız da mevcuttur. Burada da görüldüğü gibi işte burada da gördüğünüz gibi plastik ürünle şuradaki çelik ürünü çakma makinesi diye tabir ettiğimiz montaj makinesinde monte edilmiş hale getirip bir sonraki istasyona gönderdiğimiz makineler. Yani kısacası bizim yaptığımız işlemler montaj makinesi adı altında geçer. Aynı zamanda da kimya sektörüne de hitap eder ve ilaç sektörlerine hitap eden katlanmaz ekipmanlarımız mevcuttur. Bizler tamamen nasıl anlatalım, bir yan sanayi kuruluşu veya küçük ölçekli tedarikçi firma olarak adlandırabiliriz. Bölgemizde büyük işletmelere yardımcı olan bir kuruluş. Ben İŞE Meslek Danışmanı Faruk Kocaman, Çerkezköy Hizmet Merkezi olarak Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nda yerimizi aldık. İş arayan ve işverenlerle bir araya gelerek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fuarımız nasıl geçiyor? Bugün fuarımızın ilk günü, Çerkezköy Ticaret Odası ile birlikte yapılan bu organizasyonda ilk günkü izlenimlerimiz gayet olumlu. Yaklaşık olarak işkur olarak 3500 danışanla iletişime geçerek fuar hakkında bilgilendirmeler yaptık. Yine fuara katılan işverenlerimiz de onlardan aldığımız talepleri sistemimize yayınlayarak iş arayanlarla bir araya getirmeye çalışıyoruz. Fuarımız 3 gün sürecek. Burada 3 gün boyunca iş arayanlara, işçi arayanlara kurum standından bilgi vereceğiz değil mi efendim? Evet. Zaten işkur, iş arayanın ve işverenin olduğu her yerdedir. Hali hazırda işkur Türkiye genelinde 900 bin üzerinde iş yerleştirme yaparak istihdama çağrı olmaya çalışmaktadır. Yine Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya'nın belirttiği 1 milyon 250 bin hedefi için Türkiye'nin her yerinde gayret göstererek elimizden gelen bütün çabayı sergileyerek istihdama katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yine Çerkezköy özelinde de Ekim döneminde, Eylül döneminde 9 bin üzerine istihdam sağladık. Daha da arttırmaya ve işsizliğe çare olmak için elimizden geleni yapacağız. Sevgili izleyenler, Çerkezköy Sanayi ve Ticaret Odası'nın düzenlemiş olduğu 2. Endüstri Fuarı'nın bugün ziyaretçisi olduk. Ve buradaki fuarın açılışına hep beraber şahit olduk. Valimizin katılımlarıyla buradaki belediye başkanımız ve Ticaret Odası Başkanı, Trakya Kalkınma Ajansı Başkanları ve tüm hazırlığıyla birlikte burada özel bir gün yaşadık, özel bir açılış gerçekleşti. Bu açılışta 50'ye yakın firmanın katıldığı bir fuarda birçok firmayı sizler için ziyaret ettik. Valimizin katılanlara plaket takdim oldu. Bu takdimlerden sonra valimizin buradaki fuar alanı ziyaretiyle birlikte buradaki açılış günü tüm yoğunluğuyla, tüm kalabalığıyla burada gerçekleşti. Diliyoruz ki bu tür fuarlar burada artarak devam edecek ve bu tür fuarlar Trakya'mızın, Tekirdağ'ımızın, Çerkezköy'ümüzün ve diğer buradaki tüm kentlerin gelişimine, buradaki ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacaklar. Bizler de Rumeli TV ailesi olarak sizlere bu fuarları tanıtmaya, gezmeye, tanıştırmaya ve ulaştırmaya, sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz. Hepinizi Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın gerçekleştirmiş olduğu Endüstri Fuarı'na bekliyoruz.